Efendim Maraş çarşılarında dolaşırken o ne? Bismillahirrahmanirrahim. O ne ya? Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir? Bıyık mı bu? Evet. Dayı nasılsın? Yani şimdi sizi tanıyabilir miyiz diye ben başlarım. Sizi tanıyabilir miyiz? Oldu. Evet. Profesyonel olmuş dayım. Sizi tanıyabilir miyiz? Bizi sormak istediğiniz zaman bir dünya ve Türkiye bıyık kralı. Dünya kralı. Dünya ve Türkiye. Efendim dünya ve, dünya ve Türkiye bıyık kralıyla beraberiz. İsminizi bir bağışlayın. Kahramanmaraşlı Mevlüt Doğan. Şimdi senin bu bıyıklar kaç metre dayı? Şimdi şu görüntüsü 165'in üzerinde. İki taraflı. 1.65. Evet. Yani Maradona'nın boyu kadar bıyıkların var senin. Tabii tabii. Maradona 1.65, 1.64'tü. Evet. Dünyanın en önemli futbolcularından biriydi. Onun kadar bıyık var. Evet. Bu bıyığı sen ne kadar zamanda uzattın dayım? Beyefendi bu bizim bıyıklarımız bizim sülaleden gelen gelenek diyoruz. Bizim Kahramanmaraş yöresinin eski tarihi. Yani Maraş'ta kişi. Erkekler böyle bıyıklı mıdır? Hemen hemen aşağı yukarı var ama tabii bu kadar değil. Bu 1.65'i kaç yılda uzattın? Askerden geldik geleli 64'te askerden geldik bıraktık. 2 metreye kadar tamamladık. En son 2 metre olduydu. Biraz kısalttık. Dayı peki evli misin? Evet. Yenge hanım memnun mu bıyıklarla? Yenge hanımla taraflar arasında anlaşmıştık tabii değil mi? Şimdi bizim gibi bir biz Kahramanmaraş'ı değil de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Peki bu bıyıkları kaç paraya kesersin dayı? Beyefendi ben şimdi bu bıyıkları ben işlemle bu ben mezara gelinceye kadar bu duracak. Kesmeyecek. Şimdi para pul bana bir kamyonda para verseler para biter. Para biter de biz şimdi Türkiye'yi temsil ettiğimiz için. Peki dayım bir tane jilet firması, tıraş bıçağı firması evet. Sana dedi ki Mevlüt Bey dedi al 20 milyar şu bıyıkları reklam için kes dedi. Beyefendi şimdi onun 20 milyarı onun 50 milyarı ben tez biter. Sen 50 milyar da verseler bıyıklarını kesmiyorsun yani. Yok. Kesmek benim için hiç daha düşünmüyorum da öyle kalbinden de geçmiyor yani. Bıyığın bakımını nasıl yapıyor? Bunu şimdi şu şekil yaptığım zaman benim 2 saatimi alıyor. Ben kendim yapıyorum. Bıyıklarıyla günde 2 saat uğraşıyor Mevlüt Bey. Ondan sonra 2 saat öyle uğraştığımız zaman yaptığımız zaman bu şimdi şöyle yaptığım zaman kendi başı böyle durur. 2 saatimizi alıyor. Fakat tekler yeri de bunu bir akşam böyle yıkı yap, kurulu yap, şampuanını, gereken ilaçlarını kullanıp yapıp da geri lorma şekle döndüğü zaman gene 2 saatimizi alıyor. Aylık bakım masrafı nedir efendim bu bıyıkların? Efendim şimdi bunu... Pardon yoruldunuz mu? Müşterisi geldi. Müşteri geldi. Sen de yorulduysan çay may bekliyorlar biraz ben alayım. Valla nöbetleşe ancak tutuyoruz yani. Bu bıyık nöbeti pardon. Aylık neydi efendim bunun bakım gideri? Şimdi bunu 1,5 saat kadar böyle uğraşıp da o yaptığımız ilacın kutusu hemen hemen 11-12 milyon. Tutun tutun. Tabii tabii yardımcı olun. Tabii sen ne uyanık adamsın televizyona çıkmak için bıyık bile tutuyorsun. Çocuklar korkuyor mu? Yok çocuklar şimdi şöyle yolda giderken annesinin elindeki minik çocuklar bile annesinin elinden babasının elinden pürtüyor. Benim yanıma kadar sevgiyle sahibiyle şöyle ufak çocuklar gelir. Sevdiriyor musunuz bıyığınızı? Tabii onlara karşı çok şey davranmamız lazım. Cici, cici diyor. Dedirtiyor mu çocuklara? Cici, yapanları cici vardır. Diye. Tabii yapanları vardır. Efendim bıyığınız yoksa teşekkür ederiz. Kusura bakma ödünç alacağız. Bizde yok da. İzin verir misin? Bıyığınız yoksa Mevlüt abiden alabilirsiniz. Bu 5 kişilik. Kaç kişilik? 5 kişilik mi? Bıyığı olmayan gel, gel. Mevlüt amcanın bıyıkları tam 5 kişilik. Evet. Bende de ne pala bıyık varmış be dayında. Aha sakalda yapabiliyorsun. Kelliye paydos. Yo bu şart oldu. Eyüp geç. Kamera tekrar. Ya geç. Dayım gel hele gel. Gel. İsmin ne senin dayım? İsmim Mehmet Balkan. Mehmet Balkan. Yaş kaç? Yaş 48. 48 yaşında saçlarınızda biraz dökülme, seyrelme var. Mevlüt abiyi buluyorsunuz. O size sırma gibi saçlar yapabiliyor. Bunun için bir ücret almıyoruz değil mi? Efendim şimdi bizim aldığımız ücret Türkiye'yi temsil ettiğimiz için alacağımız ücret
çabuk biter fakat Türkiye'nin şerefi bitmesin. Elhamdülillah. Peki dışarıda temsil ediyor musunuz bizi? Yurt dışına gidiyor musunuz? Tabii teklif gelen yerlere her zaman için hazırız. Mevlüt Usta çok memnun oldum. Sağa sola çarpmadan. Sağa sola çarpmadan. Evet. Hadi. Hadi dayım şöyle arkadaşlar bir açılalım. Alkışlarla uğurlayalım şampiyonumuzu. Güle güle dayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.